Evet, saat 2 oldu. Katılım sayımız da yavaş yavaş artmaya başladı. Bence ben giriş konuşmasını yapana kadar da katılanlar olacaktır. Dolayısıyla yavaş yavaş başlayabiliriz. Evet, Mayıs ayındaki webinarlar serimizin sonuncusu bu. Bugün Orhan Akbulut, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi Orhan Akbulut bize görüntüleme ile ilgili bir webinar verecek. Kendisine öncelikle daveti kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Kısaca ben Orhan Akbulut'un özgeçmişinden bahsedeceğim. Kendisi lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Koç Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden aldı. Yüksek lisansında video kodlama ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdi. Doktorasında ise object tracking ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdi. Kendisinin ilgi alanları görüntü işleme, video kodlama, video işleme ve makine öğrenmesi. Bugün de bize görüntü işleme ve bunun endüstriyel uygulamaları ile ilgili genel trendleri aktarmaya çalışacak. Ben kendisine tekrar teşekkür edip sözü Orhan Hoca'ya veriyorum. Merhaba herkese. Şuradan bir süre açık kalsın mı video yoksa kapatalım mı hocam? Ne dersiniz? Video açık kalabilir. Eğer iletimde bir problem olursa şey yaparız, kapatırsın Orhan Hoca. Ekranı tam ekran yapayım. Hı. Peki. Doktor öğretim üyesi Orhan Akbulut. Bilgisayar mühendisliğinin öğretim üyesiyim. Bugün sizlere görüntü işleme üzerine bazı bilgiler vermek istiyorum. Katılımcıların farklı sektörlerden olduğunu düşünerek çok teorik kısmına girmedim. Dengede tutmaya çalıştım. Özellikle görüntü işleme yaklaşımları, sanayide görüntü işlemenin önemi, yeri nasıl, nerede? Bunlardan bahsetmek istedim sizlere. Şimdi hocam da bahsettiği gibi burada ben aslında bir slide kendime yer vermiştim. Hocam özetledi. Ben kısaca tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Mail adresim yukarıda ulaşabilirsiniz bana. 2000-2005'te lisans eğitimini o tarihlerde yaptım. 2007'de yüksek lisans derecemi aldım. 2014 yılında da doktor derecemi aldım. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi haberleşme mühendisliği bölümünde. Şu an bilgisayar mühendisliğinde öğretim üyesi, doktor öğretim üyesi unvanıyla devam edeceğim. Temel ilgi alanlarım görüntü işleme, makine öğrenmesi, bilgisayar görü, imge kodlama, video kodlama, video işleme. Şu anda aktif bir yüz tanıma, bir parmak izi tanıma alt dallarıyla ya da daha spesifik bir konularla ilgileniyorum şu anda aktif. Şimdi image processing'e girmeden yani görüntü işlemeye girmeden önce kısaca insan gözünün yapısı, biraz kameralardan bahsetmek istedim. Çünkü elimizde bir imiç var, görüntü var ama bu görüntüyü biz nasıl oluşturuyoruz? Nasıl bir sayısal hale getiriyoruz? Bunun farkında varmak gerekiyor, bilmek gerekiyor. Bizim göz yapısına baktığımız zaman bir ışığın bir lens üzerinden geçerek, lensten kırılarak daha doğrusu, mercekten kırılarak bir retinaya odakladığını biliyoruz. Retinada ışığa duyarlı fotoreseptörlerimiz var. İki çeşit fotoreseptörler arasında. Bir tanesi koniler, diğeri de ROF dediğimiz çubuk hücreleri. Şu foveya bölgesinde koniler foveya bölgesinde yoğunlaşmış. Bu koniler renkli görmeden sorumlu sinir hücreleri olarak biliniyor. Çubuk hücreleri ise konilerin aksine gözün çevresinde yayılmış bulunmakta. Daha çok bunlar gece görmesinden ya da siyah beyaz görmeden sorumlu hücreler. Şimdi göz içindeki kaslar esnek yapıda. Dolayısıyla lensin şeklini değiştirmek için kullanılıyor daha doğrusu. Bu da aslında bize yakın veya uzaktaki nesnelere odaklamamızı sağlıyor. Şimdi burada şurada önemli aslında farklı sayılarda koni ve çubuk hücreleri var farklı sayılarda. 120 milyon, şu anda bilinen ortalama 120 milyon, yaklaşık 120 milyon çubuk hücreleri. Çubuk hücresi var ve 6 milyon da koni hücresi olduğu biliniyor. Şimdi tabii burada şunu bilmek gerekiyor. Bizim beynimizde görüntü nasıl oluşuyor? İmge dediğimiz imge, yani ışığın etkisiyle, bu arada imgenin tanımında şöyle bir tanım yapabiliriz. Işığın etkisiyle cihazda veya beyinde meydana gelen bir hayal unsuru, hayal.
Peki bizim gözümüzde nasıl oluşuyor? Bir elektromanyetik spektrum dediğimiz, elektromanyetik kalp dediğimiz bir tanım var. Farklı dalga boyları ve farklı, daha doğrusu farklı dalga boyları ve farklı frekanslardaki bizdeki ışığın farklı frekanslardaki tepkisi aslında. Tepkisinin nasıl oluyor? Bunları biz analiz etmek için kullanıyoruz bunu. İnsan gözü görünebilir spektrum dediğimiz 400 nanometre ile 700 nanometre arasında değişiyor. Bizim insan gözümüzde bulunan rodlar ve konlar, koneyi ve çubuk hücreleri dalga boyları 400 nanometre ile 700 nanometre arasında değişiyor. Peki biz niye bir farklı dalga boylarını göremiyoruz? Bir ultraviyole, bir X-ray ya da mikro dalgalarını göremiyoruz. Çünkü filtre yapısı şöyle düşünebiliriz bunu. 400 nanometre ile 700 nanometre arasında bir kesin frekanslı diyelim ya da bunu dalga boyu cinsinden 400 nanometre ile 700 nanometre arasında değişiyor. Burada şunu bahsetmek istiyorum. Bir insan gözünün yapısını image device, hani görüntü alan, algılayıcı unsur olarak ele alırsak bizim çalıştığımız alan spektrum, visible spektrum, görünebilir spektrum. Görüntü işlemede kullanacağımız görüntüleme cihazlarının hangi spektrumda olacağı çok önemli. Eğer bir görüntü işleme projesi yapmak istiyorsak ya da bir görüntü işleme projesinde elimizde hazır görüntü yoksa, bu görüntüleri biz kameralar ve benzeri cihazlarla toplamak istiyorsak, buradaki spektrum, ışığın hangi spektrumdan faydalanacağımız çok önemli. Örneğin visible spektrumda, görünür spektrumda kameralar belli bir nesneler için iyi tepki veremezken infrared dediğimiz kızılötesi bölgesinde iyi tepkiler verebilmekte. Veyahut ultraviyole dediğimiz ultraviyole bölgesinde daha iyi sonuçlar verebilmekte. Bu yüzden hangi spektrumda çalışacağımız önemli. Hangi spektrumda çalışacağımız derken hangi spektrumun alt dalında faaliyet gösterecek, bizim kameramızın, seçeceğimiz kameramızın hangi spektrumda olması, işler yapması bu bakımdan önemli. Biraz daha ilerliyoruz. Göz ve kamera. Göz ve kamera ile arasında bir ilişki kurdum burada. Lense gelen ışığımız var, biliyoruz. Lense gelen ışık miktarını kontrol eden iris. İrisin ortasında bir de göz bebeği, pupil dediğimiz bir göz bebeği var. Nesneden yansıyan ışığı algılayan bir yüzey üzerine odaklanmasını sağlayan da lens aslında. Göz merceği dediğimiz, gözün yapısında bulunan göz merceği. Peki, ışığın algılanarak elektrik sinyaline dönüştüren algılayıcı dediğimizde, işte o imgenin toplandığı retina bölgesi dediğimiz yapı, retina bölgesi. Işık hassası dediğimizde rodlardan bahsetmiştim, çubuklar. Üzerinde rodopsin üretimini sağlayan mekanizmalar var. Rodopsin bir sinir hücresi. Rodopsin miktarı artarak, azalarak ışık hassasiyetini değiştirilebiliyor. Bunu peki diğer yandan kamerayla bakalım. Kamerayla göz arasında nasıl bir benzerlik var? Farklılık var. Bir diyafram dediğimiz yapı var. Biz bunu üzerinde bir açıklık miktarını kontrol eden, bakın şekilleri vermiş, göstermişim şurada. F1/4, F2/2, F2.8, F4 dediğimiz yapı var. Buradaki değerler büyüdükçe diyafram açıklığı küçülüp ya da azalıp artabiliyor. Diğer yandan göz merceğinin kameradaki karşılığı da kamera lensi. Peki retinanın kameradaki karşılığı ne? Bunlar da CCD ve CMOS sensörler olarak biliniyor. Işık hassasiyetinde görev alan ROS'ların kameradaki karşılığı da ISO değeriyle ışık hassasiyetini ayarlayabiliyoruz. Şimdi şuradaki şekle bakın, odaklanmanızı istiyorum. Bir sahnemiz var. Sahnede bir subject ya da object dediğimiz bir nesne var. Lensler üzerinden kırılarak bir CCD, CMOS sensörlerine giriyor. Buradaki alınan data analog data. Bizim aldığımız data analog data. Bizim bu datayı sayısal görüntü işlemeden bahsetmek istiyorsak buradaki datanın filtrelenip buradaki datanın örneklerinin kuantalanıp sayısal hale dönüştürülmesi gerekiyor. Ben bu datayı örneklediğim sayısal hale kuantaladığım sayısal datayı raw bir data olarak da gönderebilirim, saklayabilirim. Veyahut sıkıştırarak
bant genişliğinden daha uygun bir şekilde bant genişliğinden faydalanmak için sıkıştırarak da karşı tarafa gönderebilirim ya da depolama amaçlı kullanabilirim. Şimdi şöyle bakalım. Bir önceki slide'a geri gelmek istiyordum. Şuradaki bizim CCD sensör, retina'ya gelen, retina'ya ya da CCD CMOS sensörüne gelen datanın analog olduğunu söylemiştim. Şuradaki şekli odaklanmamızı istiyorum. İki boyutlu bir fonksiyon, iki boyutlu bir fonksiyon. Tabii bakış açısına göre üç boyutlu diyebiliriz buna. XY değeri, bir de XY fonksiyonun X, FXY değerindeki aldığı değeri. Sürekli değerler var burada. Sürekli bir continuous formda bir yapı var. Benim bu continuous formdaki yapıyı bir kere örneklemem gerekiyor. Dijital olarak bir dönüştürmem için. Örnekleme fonksiyonumuz biraz daha odaklanırsak şurada çubuk şeklinde biz buna drag adını veriyoruz. Çubuk adını verdiğimiz yapılar var. Biz buna drag adını veriyoruz ve x eksi j delta x, y eksi k eksi delta y olarak da isimlendirebilirim ben bunu. Şuradaki yapı, ben burada şuradaki continuous formdaki yapının bütün bölgelerinden örnekler almak istiyorum. Ama ne kadar örnek alacağım? Az mı alacağım, çok mu alacağım? Buradaki kritik nokta örnekleme değeri Nyquist değeri olarak bulunuyor, biliniyor. Nyquist ölçütüne göre biz bunu örnekleme frekansı üzerinden de bakabiliriz. Örnekleme periyodu açısından da bakabiliriz. Bir görüntüdeki mevcut olan en ince ayrıntı periyodunun yarısından daha küçük veya yarısına en fazla yarısına eşit olması durumu. Yeteri kadar benim bu şuradaki continuous formdan örnek almam gerekiyor. Yeteri kadar örnek almam gerekiyor. Peki, örnekleme işlemini yaptım. Sol taraftaki şekle odaklanalım şimdi. Şuradaki şekle odaklanalım. Örnekleme işlemini yaptım. Yatayda ve sütunda örneklerim var. Yeteri kadar örnek aldığımı biliyorum. Peki, örnek aldıktan sonra bu örnek aldığım değerlerin bir amplitude, bir genlik değeri var mı? Evet, bu genlik değerlerimiz var ama biliyorum ki bu genlik değeri herhangi bir değere sahip olabilir. Dolayısıyla benim bu değerleri sınırlı bir hale, sınırlı bir forma dönüştürmem gerekiyor. İşte bu aşamada nicelleme olarak karşımıza çıkıyor. Yani örneklerin analog piksel yoğunluklarının ayrık değerli tam sayılara dönüştürülmesi, tam sayılara dönüştürülmesine biz buna nicelleme diyoruz. Peki, o halde toparlayalım. Artık analog görüntümüz vardı. Bir örnekleme işlemi yaptım. Sonra bir nicelleme işlemi yaptım. Görüntü dediğimiz iki boyutlu formda olan bir matris olarak da görebilirsiniz bunu. Matris şekli verebilirsiniz. İki boyutlu bir forma sahip, yatay ve düşeyde piksel değerli olan ve her bir pikselinde, şunların her biri bir piksel, bunların da bir intensite, bir genliği olan bir fonksiyon olarak ele alabiliriz. FXY'yi iki boyutlu bir fonksiyon olarak düşünürsek buna biz imge adını verebiliriz. Peki, şuradaki şekle baktığımızda bakın şurada imaging sistemden bahsetmiştik. Bu görüntüleme sistemi, bunu bir kamera olarak düşünebiliriz. Bir aydınlatma var, enerji. Doğrudan aydınlatma olabilir, dolaylı aydınlatma da olabilir. Güneş ışığı doğrudan bir aydınlatma. Biz ayrıca bir aydınlatma da kullanabiliriz. Sahne elemanı var. Sahne elemanından bir ışık yansıdı. Biz bunu görüntüleme sistemiyle aldık. Elimizdeki form analog formunda, her ne kadar şurada bunlar dijital gibi görünse de bunların aslında orijinin analog formunda olduğunu, yine kendi içerisinde, sistem içerisinde bunların örneklenip, nicelenip dijital hale getirildiğini bilelim. Peki, şöyle bir kıyaslamaya gittik. Örneklemenin ve nicelenmenin etkisi, yani farklı çözünürlüklerde, farklı uzamsal çözünürlüklerde, farklı yoğunluk seviyeli çözünürlüklerde görüntüde değişimler nasıl oluyor? Buna bir bakmak istiyoruz. 1024'e 1024, 512'ye 512, 32 piksel çözünürlüğünde aynı imgenin farklı çözünürlüklerdeki gösterimi veriliyor sol tarafta, uzamsal çözünürlük. Çok net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Uzamsal çözünürlük arttıkça görüntünün kalitesi artıyor diyebiliriz. Bunu şu açıdan değerlendirebilirsiniz. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Dot per inch, inç başına düşen nokta, yani piksel sayısı. Buradaki fiziksel mekanın, görüntülemiş olduğum fiziksel mekanın aynı olduğunu varsayıyorum. Görüntülemek istediğim fiziksel mekan aynıysa bu mekanı ben 1024'de 1024 piksellik bir görüntüleme yapıyorum. Şurada da 32x32'lik pikselli görüntüleme yapıyorum. Dolayısıyla inç başına düşen piksel sayısı şurada diğerlerinden daha fazla.
Benzer şekilde 64'e 64, 32'ye 32'den daha fazla. Bu da arkadaşlar görüntü kalitesinin daha iyi olduğunu, yani uzamsal çözünürlüğünü arttıkça görüntü kalitesinin iyileştiğini söylüyor bizlere. Peki diğer yandan nicelleme olayına bakalım. Elimiz örnek değerleri vardı, piksel değerleri vardı. Ben bunu farklı değerlerle nicelemek istiyorum. Örneğin bir piksel kaç bitle temsil edilsin? Bir piksel kaç bitle temsil edilsin? Standart bir görüntü, aksi söylenmediği sürece, gri görüntüden bahsedelim, 8 bit per pikselle ifade edilir. Aksi söylenmediği sürece 8 bit per pikselle, yani piksel başına 8 bitle temsil edilir. 8 bitle temsil edilmesi 258, 256 farklı bir gri skala olduğu anlamına gelir. Eğer görüntüm renkli bir görüntü ise, RGB görüntüsü ise, yani red, green, blue, kırmızı, yeşil, mavi bileşenlerinden oluşan 3 kanallı bir görüntü ise, bu piksel başına 24 bit olduğu anlamına gelir. Mesela medikal görüntü işlemleri piksel başına düşen bit sayısının 10 bit, 11 bit, 12 bit olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Peki, piksel başına düşen bit miktarının azalması görüntünün çözünürlüğünü nasıl değiştiriyor? Tıpkı uzamsal çözünürlükte olduğu gibi yoğunluk seviyeli çözünürlükte piksel başına düşen bit değeri de görüntünün çözünürlüğünde çok aşikar bir değişime neden oluyor. Şuradan başlayalım, tersten başlayalım. Piksel başına her bir pikseli bir bitle temsil ettiğini düşünelim. Yani bir pikselin alabileceği değerlerin 0 ve 1 olduğunu düşünelim. Bu durumda ben 0'ı bir siyah değeriyle kodlarsam, 1'i de bir 255, yani bir beyaz değeriyle kodlarsam, benim görüntüm sadece iki renkten oluşacaktır. İki renkten, siyah ve beyaz renkten oluşacaktır. Diğer yandan piksel başına 2 bit kullanacak olursam, bu durumda 4 farklı renk tonuna sahip olacağım. 4 farklı gri renk tonuna sahip olacağım. Kademeli olarak arttırıyorum ben piksel başına düşen bit değerini. Bunu 8 bite kadar çıkardığımda, bakın burada detayların oldukça fazla olduğunu görebiliyoruz. Burada bir parantez açmak istiyorum. Piksel başına düşen bit miktarının 8 bit olmasıyla piksel başına düşen bit miktarının 7 bit olduğu iki görüntüyü kıyaslayalım, odaklayalım. Açıkçası benim gözlerim ikisi arasında fark göremiyor. Bilmiyorum sizde nasıl. Benim gözlerim iki görüntü arasında fark göremiyor. Tabii burada şu da var. Milyonlarca insanın gözlerinin kusurlu olduğunu söyleyebilirim. Milyonlarca insanın gözlerinin kusurlu olduğunu. İster bunu iki görüntü arasındaki fark bulurken hassasiyet olarak bakın. Filtre yapısı. Yani konu hücrelerin, rot hücrelerin yoğunluğu, ne kadar sağlam, ne kadar bozuk. Bunlar da ayrı bir konu tabii ki. Lakin buradaki piksel başına düşen bit miktarı giderek azaldığında şurada 5 bit diyebiliriz. 5 bit. 5 bitten sonra farklılıklar belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu slide özetlemek istersem iki türlü çözünürlük kavramımız var. Bir uzamsal çözünürlük. İki, her bir pikselin kaç bitle temsil edildiğini gösteren yoğunluk seviyeli intensity dediğimiz çözünürlük diyebiliriz. Peki. Gelelim ana hatlarda belirtmiş olduğum görüntüleri işleme hala bizimle. Bunu özellikle görüntüler yazdım. Çünkü tek bir görüntüyü kullanmak single image işlem sonuç verebilir. Image bazlı çalışıyorsak ama endüstride özellikle sadece bir görüntü değil, birçok görüntüyü işlememiz gerekiyor. O yüzden bunu görüntüler olarak ele alıyorum. Ve neden hala bizimle dediğimiz üzerine biraz konuşmak istiyorum. İki türlü kullanım var aslında görüntü işleminin. İki türlü. Bu benim isimlendirdiğim bir tarz. Doğrudan kullanım, dolaylı kullanım. Şimdi şöyle bakalım. Görüntü işleminin dolaylı kullanımına. Tekrar bir yapay zeka makine öğrenmesi, derin öğrenme sınıflarını koydum sol tarafta. Tabii burada görüntü işleminin dolaylı kullanımından bahsederken şunu söylemek istiyorum. Burada yapay zeka üzerine bir çalışma yapabilirsiniz. Bunun alt dalı olan makine öğrenmesi üzerine bir çalışma yapabilirsiniz.
Veyahut öz niteliklerinin kendisinin çıkardığı sinir ağları tarafından öğrenildiği derin öğrenme kullanabilirsiniz projenizde. İster makine öğrenmesi, ister derin öğrenme, ister yapay zeka kullanın. Görüntü işlemeyi mutlaka ama mutlaka bu yapıların içerisinde görüntü tabanlı bir proje çalışıyorsanız bu proje bu konunun içinde görüntü işleminin olması gerekiyor. Nasıl? Bir ön işlem. Görüntüleri bir ön işlemden geçirebilirsiniz. Geçirmek zorunda kalacaksınız muhtemelen. Bu ne olabilir? Bir gürültü giderimi olabilir. Bir boyut azaltımı olabilir. Boyut azaltımı. Basit bir boyut azaltımı söyleyeyim. Renkli görüntü. Renkli görüntü 3 kanallı çok fazla veri miktarı var. Siz bunu gri görüntüye dönüştürüyorsunuz. Peki gri görüntüye dönüştürüyorsunuz ama gri görüntünün yapısının korunması gerekiyor. Sonuçta bir boyut azaltımı yapıyorsunuz. 3 kanaldan tek kanal düşünüyorsunuz. Acaba tek kanallı sadece intensitelerin olduğu yapı acaba renkli görüntüyü yeterince iyi temsil ediyor mu? Burası da önemli. Diğer bir alt başlık normalizasyon. Görüntü üzerinde yapacağınız normalizasyon işlemleri. Ben bunu görüntü işlemi adı altında değerlendirebilirim. Son işlem. Derin öğrenme kullandınız, makine öğrenmesi kullandınız. Son işlem adımında benzer şekilde bir fine tuning, ince ayar, bir görüntü iyileştirme kısmını kullanabilirsiniz. Diğer yandan öz nitelik çıkarımı. Öz nitelik çıkarımında yine görüntüleri analiz etmeniz gerekecek. Görüntüleri analiz ederek öz nitelik çıkarımında mutlaka ama mutlaka tabii orada bir görüntüyü sinyal olarak düşünseniz signal processing devreye giriyor. Sonuçta bizim görüntümüz de 2 boyutlu bir sinyal olduğu için bunu da böyle de değerlendirebiliriz. Burada bir parantez açmak istiyorum. Ben görüntü işlemi yanlış hatırlamıyorsam 2002 evet 2002-2003 yıllarında başladım. 2003 yıllarında başladım. Sağ olsun Oğuzhan Hocam, Kemal Hocam, Sarp Hocam onların eşliğinde başladık görüntü işlemi. Bir 17 yıl, 18 yıllık bir tecrübem var görüntü işlemi konusunda. Bir firmanın dediği gibi yani tecrübemizi güveniyoruz. Ben de bu konudaki tecrübemi güveniyorum aslında görüntü işlemi konusunu. Görüntü işlemiyle uğraştıkça bu makine öğrenmesinin artık ya daha yeni yeni filizlendiği zamanlarda görüntü işlemenin artık böyle bir işe yaramadığını, yeteri kadar çözüm vermediğini düşünmeye başladım. Dolayısıyla işte makine öğrenmesi, işte derin öğrenme konularına merak saldığımda, özellikle makine öğrenmesi tarafına baktığımda tekrar o kadar da değilmiş aslında. Hani görüntü işlemi hani işe yaramıyor gibi konuşmuştum o zamanlar ama diyorum. Sonrasında makine öğrenmesi tabanlı bir çözüm bulduğumda bunun da bir yeteri kadar ya tek başına iyi sonuç vermediğini, işin içerisinde yine bir görüntü işlemi konusunun görüntü işleme prosesinin alt dalının ya da diyelim alt sistemin olması gerektiğini farkına vardım. Tabii burada bir geriye dönme oldu tekrar. Bunu şöyle işte o yüzden bunu bir dolaylı kullanım ve doğrudan kullanım diyorum. Kullanım amacına göre nasıl kullanıyorsunuz, nerede kullanıyorsunuz, burası kritik nokta. Burada da aslında bir know-how devreye giriyor. İşte bir kişinin ya da bir firmanın bir know-how olması gerekiyor. Know-how mutlaka olması gerekiyor. Yoksa know-how olmadan doğrudan ben şimdi görüntü işlemiyle kullanarak yapalım derse muhtemelen projenin yarısına gelmeden iş adımlarında bir revizeye gitmesi yüksek olasılık olarak görüyorum. Peki doğrudan kullanımına bakalım. Doğrudan kullanım. Bunu şöyle değerlendirdim. Pure image processing kullanıyorsunuz. Otomatik görsel kontrol sistemi. Uzaktan algılama, biyometrikal görüntüleme, savunma gözetimi, içeriye dayalı görüntü çıkarımı, nesne takibi, görüntü imge sıkıştırma alanlarında biz görüntü işlemeyi kullanabiliyoruz diyelim. Şöyle bir detay vereyim bazı kısımlarla ilgili, alanlarla ilgili. Örneğin görsel kontrol sisteminde imalat ve diğer endüstrilerde ürünün verimliliğini ve kalitesini artırmak için gerekli. Benzer şekilde yine otomatik görsel kontrol sistemi için şunu söyleyebilirim. Hatalı bileşenleri tanıma mesela. Amaç arızalı bileşenler mesela bir elektronik bileşen elektronik bir kart düşünelim. Arızalı bileşenler
arızalı bileşenlerin genellikle daha fazla termal enerji üretebiliyor. Dolayısıyla siz infrared görüntüleme tekniğiyle elektronik ekipmanları görüntülerseniz, termal enerjinin dağılımını incelerseniz arızalı bileşenlerin hangilerinin arızalı olduğunu da tespit edebilirsiniz. Diğer yandan otomatik yüzey denetim sistemi. Bu yine görsel kontrol sistemi adı altında. Metal endüstrisinde yüzeyler üzerindeki kusurlarının tespiti önemli bir gereksinim. Yüzeylerin pürüzsüz olmasını istiyorsunuz. Yüzeylerin homojen olmasını istiyorsunuz. Bunları yine görüntü işlemede kenar algılama dok analiziyle gerçekleştirebilirsiniz. Diğer yandan uzaktan algılama ile alınan görüntünün yorumlanmasıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Uzaktan alınan görüntülerin örneğin şehir planlaması ile ilgili çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Diğer yandan tarımsal üretimi izleme konusunda çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Peki biyomedikal görüntüleme teknikleri bunu nasıl kullanıyoruz görüntü işleme ile kullanarak biyomedikal görüntüleme tekniklerini akciğer hastalığının tanımlanması, işte farklı tümörlerin ortaya çıkarılması, işte bunu mamogram görüntüleme tekniği, işte beyin tümörünün teşhisinde biz yine image processing'i kullanıyoruz. Diğer yandan savunma gözetimini zaten biliyoruz. Hava, karada, denizde işte düşman gemilerinin, uçakların, arazi araçlarının nesne tespitinde görüntü işlemeden faydalanabiliriz. Elimizde bir image var. Bir de veri tabanında onlarca yüzlerce image var. Acaba bu image veri tabanında var mı? Image retrieval olayı. Yani içeriye dayalı görüntü çıkarımı. Orada yine image processing'den faydalanıyoruz. Diğer yandan nesne takibi, yani hedef takibi dediğimiz, object tracking dediğimiz yapıda da görüntü işleme olmazsa olmazımız. Son olarak görüntü sıkıştırmada, imge sıkıştırmada elimizde yüzlerce, onlarca, binlerce görüntü var. Yani bir video var aslında. Bunu her birinin bir imge gibi düşünürseniz depolama gereksinimi çok fazla olacak. Ya da biz bunu karşılığa göndermek istiyoruz. Yüksek bir bant genişliğine ihtiyacımız olacak. Bu durumda imgenin, görüntülerin sıkıştırılması kaçınılmazdır diyoruz. Tabii şunu da unutmamak gerekiyor. Bir de computer vision dediğimiz bilgisayar görü kavramı var. Hani bunu değinmezse kayıp olur. Makine öğrenmesine değindik, derin öğrenme değindik. Bu da yine görüntü işlemiyle ilişkili. Arasında bir bağlantı var. Ne yapıyor? İşlediğimiz görüntüleri gerçek dünyayla ilişki kuruyor. İşlediğimiz görüntüleri, analiz ettiğimiz görüntüleri gerçek dünyayla bir ilişki bağlantı kurmaya biz bilgisayar görü diyoruz. Burada da yine görüntü işleme devreye giriyor. Peki, görüntü işleme hala bizimle. Ana hattının ilk bölümünü bitirdim. Şimdi ikinci kısımdayım. Görüntü işleme yaklaşımları. Saatime bakıyorum bu arada. Yarım hızlanayım biraz, hızlanmam gerekiyor. Görüntü işleme yaklaşımlarını sol tarafta bir diyagram oluşturdum. Farklı yaklaşımlar var. Onları hızlıca üzerinden geçmek istiyorum. Biraz matematik var burada. Matematik çok bir detayına girmedim. Şöyle izah edelim. Bizim elimizde iki boyutlu bir fonksiyon vardı. Ve her fonksiyonun her bir bileşeni de iki boyutlu x-y koordinatlarındaki değeri bir pikseldi. Fx-y imgesini bir fonksiyondan geçiriyorum. Özellikle bir fonksiyondan geçiriyorum. Bir transformu tabi tutuyorum. Transformu tabi tuttuktan sonra elimde gx-y fonksiyonu var. Farklı x-y değerlerini bilirsiniz iki boyutlu. Ben bunu tek boyutta diye ifade edebilirim. X'ye elimde değerler varsa tek bir değişkenle ifade edebilirim. Ben bunu imicin genişliğini kullanarak bir R değişkeniyle ifade edersem bu fx'ye fonksiyonunu fr ile gösterebilirim. Dolayısıyla benim transform fonksiyonum ne oldu? Fr fonksiyonunu gs fonksiyonuna dönüştüren bir mapping fonksiyonu oldu. Aşağıdaki grafiklere bakarsak ne demek istediğim daha net anlaşılacak. Yatay eksen, giriş fonksiyonu, fr fonksiyonu, çıkış eksen yani düşey ekseni de çıkış fonksiyonu, gs fonksiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Her ikisi de bir gri, şu anda gri imge üzerinden bir gösterim yapıyoruz. Düşük seviyeler, sol taraftaki değerler karanlık, sağ taraftaki değerler de aydınlık seviyesi olsun.
bu fonksiyonun işlemi, yani siz bu fonksiyonu geçirdiğinizde karşıdaki GS fonksiyonundaki, GS düşey eksendeki değerler fonksiyondaki bizimliğimiz oluyor. Fonksiyonun değer kümesi diyelim. Fonksiyonun değer kümesi olarak ele alabiliriz. Şöyle söyleyelim. Bakalım. Evet. A, fx, y artı b. G, x, y fonksiyonunu A, fx, y artı b diyelim. Sorular var herhalde. Okey, bunu sorayım. Orhan hocam, soruları sunumun bittikten sonra ben şey yapacağım. Ben getireceğim. Tamam. Sen normal sunumuna devam edebilirsin. Tamam. Bu arada katılımcılar soruları varsa yan tarafta chat bölümünden yazabilirler. Okey. Tamam. Fonksiyonumuza bakalım. A, fx, y artı b. Değerleri A ile çarpıyorum, B ile topluyorum. Çok basit bir şekilde ifade edersem. Buradaki A çarpımı kontrast, B ifadesi de parlaklık olarak karşımıza çıkıyor. A değerini sıfır alayım. Piksel değerlerin hepsini sıfır değerle çarpayım. Ve bu değerleri bir offset ekleyelim. Bir B değer ekleyelim. Bir görüntümüz var. Biliyorsunuz bu görüntüyü. Buradaki her bir piksel değerlerine bir B değeri eklediğimizde bakın buradaki bir parlaklık değerinin arttığını görüyoruz. Buradaki önemli nokta şu. Buradaki slide'da görüntü işleme slash noktasal işleme dedim. Bu noktasal işleme önemli. Neden? Çünkü piksel bazlı işlem yapıyorum. Civarındaki ilgili pikselin civarındaki piksellerle muhatap olmuyorum. Sadece o pikselin değerini fonksiyona gönderiyorum. Bu şekilde düşünelim. Peki alttaki grafiğe bakalım. Görüntüye bakalım. Farklı AB değerleri var. Farklı AB değerlerini fonksiyona verdim. Elimizdeki görüntünün ne yapıyorum? Görüntüyü iyileştiriyorum. Tabii burada şunu söyleyebilirsiniz. Bakın burada bazı nesneler belirginleşmiş. Buradaki bazı nesneler belirginleşmiş. Tabii görüntüde bir de burada fine tuning gerekiyor. A ve B değerlerinin yeniden belirlenmesi gerekiyor. Neden diyeceksiniz? Buluta bakın, gökyüzüne bakın. Bir overexposure var burada. Aşırı bir pozlama var. Aşırı bir pozlama buradaki A ve B değerlerinin yeteri kadar iyi seçilmediğinden oluyor. Tabii buradaki A ve B değerlerinin seçilmesi de bir optimizasyon olarak da ele alabiliriz. Optimizasyon yaklaşımı olarak da alabiliriz. Peki. Hızlıca bir eşitleme olayı yapalım. Eşitleme olayı. Bakın fonksiyonumuz bir T değerimiz var. Fonksiyonun değerleri T değerinden büyükse 255, T değerinden küçükse 0 değerini eşitleyelim. Görüntümüzü aldık. Pikselin değerine bakıyorum. T değerinden büyükse 255, T değerinden küçükse 0. Input imgen, çıkış imgen. Görüntümüzü eşitleme işlemini gerçekleştirdik. Bunu tekrar ediyorum, noktasal olarak gerçekleştiriyorum. Peki, histogram önemli bir konu aslında. Histogram konusunda saatlerce konuşulabilir. İmgede bulunan piksellerin bulunma sıklığını, bulunma frekansını gösteriyor. İmgenin karakteristiği hakkında çok önemli bilgi veriyor. Bir makine öğrenmesi kullanacaksanız histogramı kullanabilirsiniz, örnek veriyorum. Feature extraction kısmında histogramdan faydalanabilirsiniz. Neden olmasın? Histogram değerlerini normalize ederseniz piksellerin imge içerisinde bulunma olasılıklarını veriyor. Dolayısıyla siz imge içerisindeki bulunma olasılıklarını veriyorum demiştim. İmgeyi analiz yaparken olasılıksal olarak da inceleyebilirsiniz. Sağ tarafta bir imge verdim. Bunlar benim kızlarım bu arada. Bu kızlarımın ya da görüntülerin diyelim bir histogramını gri renkli bir görüntü. Bunu önce bir gri görüntüye dönüştürdüm. Bunların bir histogramına bakıyorum. Bu görüntünün histogramına baktığımızda şuradaki skalayı alttaki skala 0 ile 255 arasında. Aksi söylenmediği sürece her bir piksel 8 bitti. Dolayısıyla frekans bilgisini görebiliyoruz. Bakın şuradaki şuna ne diyelim 0, 255, 80, 70, 80, 90 skalasındaki değerlerin çok fazla olduğunu görebiliyoruz. Bakın parlak olan nesnelerin çok az değeri. Parlak olan nesneler çok az. Gökyüzü tarafında ağacın sağında ve solundaki değerler. Buradaki değerlerin şurada bir pik yaptığını görebiliyoruz. 255-250 civarında bir pik yaptığını görebiliyoruz. Diğer yanda dediğim gibi frekans histogram bize önemli bilgi veriyor. Bu arada imge hakkında bilgi çıkarımı demiştik. Bakın şuradaki histogramı bakarak bu imge karanlık imge mi, aydınlık imge mi, düşük kontrastlı imge mi, yüksek kontrastlı imge mi bunu da çıkarabiliriz. Peki. Görüntüm iyi değil. Histograma baktım. Bir kümelenme var. Bu şuradaki histogramı yaymak istiyorum. Ya görüntüyü iyileştirmek istiyorum diyelim aslında. Histogramı yayma değilim de teknik konuşmadım. Görüntüyü iyileştirmek istiyorum. Biz bu histogramı yayarak yani olasılık dağılım fonksiyonunu doğrusallaştırarak diyelim biraz daha teknik konuşursak ben görüntüyü iyileştirebilirim.
Görüntüyü iyileştirelim. Histogram işleme yaklaşımıyla. Bakın grafiğimize, görüntümüze. Sol taraftaki imgemi aldım. Sağ bir histogram işlemi yaptım. Görüntümün nihai değeri. Görüntümü iyileştiriyor. Histogram işlemi. Peki. Geometrik işlemler. Noktasal işlemleri bitirdim. Geometrik işlemlere geldim. Burada şunu söyleyebilirim. Yine nokta bazlı aslında. Şuradaki bir denk operasyona bakalım. Operasyona. V ve W. Benim piksel değerlerimin konum şeyler olsun. X ve Y değerleri demiştik ya. Bunlar benim artık şu anda V ve W olsun. Bunu bir dönüşüm affine matrix'ten, ilgin matrisinden geçiriyorum aslında. Çarpıyorum. Ve X'ye bir X ve Y olmak üzere yeni değişkenler elde ediyorum. Şöyle bakalım. Şöyle bakalım. Bir birim matris. Birim matrisi siz V ve W birlik bir vektörle çarparsınız. Yine aynı vektörü, aynı değerini elde edersiniz. Herhangi bir değişim yok. Ve X eşittir. Ve Y eşittir W. Ölçekleme, rotasyon, öteleme, dikey yönde şehir etkisi. Bir tarafı uzatıyorsunuz. Bir ekseni sabit tutup diğer ekseni diğer eksendeki değerlerini değiştirdiğinizi düşünün. Bu eksenler vertical da olabilir, horizontal da olabilir. Bakın buradaki değerleri değiştirerek aslında siz affine matristeki parametrelerle oynayarak görüntü üzerinde rotasyon, öteleme, ölçekleme, döndürme etkisini yapabiliyorsunuz. Bunlar geometrik işlemler olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar da sıklıkla kullanılıyor diyebilirim. Peki, gelelim önemli bir konuya. Bir yandan da saatime bakıyorum. Okey, 17. 33 slaytlık bir seminer bu. 33 slaytlık. Şu anda fena gitmiyoruz herhalde. Komşuluk işlemlerine bakalım. Artık tek bir pikselle muhatap değilim. Birden fazla pikselle muhatabım. Amacım neydi benim? Amacım görüntüyü iyileştirmekti. Görüntü hakkında bilgi çıkartmaktı ya da görüntüyü başka bir formata dönüştürmek. Peki ben bu görüntüdeki piksel değerleri nasıl güncelleyeceğim? Nasıl işleyeceğim? Şuradaki anahtar kelime benim için olmazsa olmazım. Bunu derin öğrenmede de bahsedilmiştir diye düşünüyorum. Kernel adını verdiğimiz, çekirdek adını verdiğimiz yapılar var. Buradaki yapı aslında ne varsa ne oluyorsa bu yapı belirliyor aslında. Siz source imgesini başka bir target imgesine dönüştürüyorsunuz. Burada bir gürültü imge olsun. Bu gürültüyü gidermek istiyorsunuz. Bunu nasıl gidereceksiniz? Kernel, bir çekirdek kernel adı verilmiş kernel kullanarak biz bu işlemi yapıyoruz. Bu işlem şöyle yapılıyor aslında. Şunun merkez noktası, ben alıyorum 3'e 3'lük yapıyı, görüntü üzerine gezdiriyorum. Görüntü üzerine tarıyorum. Önce soldan sağa tarama yaptım. Aşağı indim, soldan sağa tarama işlemi yaptım. Bunu piksel piksel gerçekleştiriyorum. Ve muhatabım bakın, yine merkez piksel aslında. Buradaki görüntüdeki merkez ilgili pikseller ama o pikselin yeni değerini hesaplarken civarındaki pikselleri de dikkate alıyorum. Bu bir ortalama alma süzgeci. Buna karşılık gelen pikselleri bu değerlerle çarparsanız oradaki piksellerin toplamının 9'a bölümüne karşılık geldiğini göreceksiniz. Bu bir ortalama süzgeci. Bu görüntüyü yumuşatıyor. Buradaki kritik nokta şu. Kernel'in değerleri ne olacak? 1, 2, kernel'ın değerleri pozitif mi, negatif mi olacak? Buydu. Üçüncüsü de kernel'ın boyutu ne olacak? 3'e 3 mü? 5'e 5 mi? 7'ye 7 mi? Siz burada 3'e 3'lük yapı kullandınız. Bunu 5'e 5'lik, 7'ye 7'lik yapıyı çıkartırsanız bu görüntüyü belki tanıyamaz hale getirirsiniz. Çok aşırı yumuşatma yapar. Ama tabii bunun da kullanıldığı durumlar yok değil diyebiliriz. Gauss süzgeci. Öncekine geliyorum. Bu basit süzgeç. Bütün etrafındaki piksellerin verilen ağırlıklar hep aynı. 1/9 katsayısı var. İlgilendiğim pikselin etrafındaki piksele verdiğim ağırlık hep aynı. Şuna bakalım. Burada ise ilgilendiğim merkez pikselde, bunlar benim katsayı değerlerim bu arada. Az öncekinde 1/9 vardı. Niye burada 1/9 1/ işlemler yok? Burada henüz bir normalizasyon işlemi yapılmamış. Bunları yaptıktan sonra buradaki değerlerin toplamını bölmemiz gerekiyor. Onu da belirtelim. Bu bir Gauss süzgeci. Bu şu anlama geliyor. Şu matrise bir odaklanırsak şunu net bir şekilde gözlemleyebiliriz değil mi? Merkezdeki değerlerin genliklerinin büyük olduğunu, merkezdeki değerlerden iki boyutlu olarak uzaklaştığımızda
oradaki değerlerin üstsel olarak azaldığını görebiliriz. Üstsel olarak azaldığını görebiliriz. Gauss süzgeci olarak böyle bir formda zaten. Eksponansiyel bir formda. Peki. Gelelim meşhur kenar tespit algoritmalarına. Görüntümüz var. Kenar tespit yapacağız. Ama hangi kenarları çıkartacağız? Yatay mı? Dikey mi? Her iki yönde mi? Yine kenar kullanıyorum. Yx kenarı. Bakın değerlerimize -1, -1, -1, 1, 1, 1 imge mi? Yukarıdaki imge mi? Bu kernel'la bir kombinasyon işlemini tabi tutarsam, bir kombinasyon operatörüne tabi tutarsam ortadaki görüntü elde edeceğim. Nasıl bir bu yatay yönde mi filtre acaba dikey yönde mi? Bakıyorum. Alttaki görüntüyle baktığımda net bir şekilde söyleyebilirim. Burada yatay kenarlar var. Burada ise dikey kenarlar var. Dikey kenarlar olması gerektiğini zaten şu kenarlarla bakarak çıkarım yapabilirim. Benzer şekilde Yx kenarını bir transpoz işlemine tabi tuttum. Şu hale getirdim. Bakın bunun döndürülmüş formu aslında bu. Bunu orijinal imgeyle kombin ediyorum. Elde ettiğim imge başka bir formda. Yani burada da yatay kenarlar ortaya çıkarılmış. Bilinen dedektörler var. Edge dedektörler var. Kürevit edge dedektör. Sobel edge dedektör. Kenar dedektörleri. Laplacian dedektörler. Bunlar birinci dereceden türevin alıyor. İkinci dereceden türevin alıyor. Ya da eninci dereceden türev alan dedektörler de var. Kullanım alanına göre, kullanım yerine göre bu dedektörler kullanılıyor. Burada şöyle bir detay vereyim sizlere. Buradaki eğer kullanacağınız kernel simetrik ise, yapı itibariyle simetrik ise kombinasyon işlemi yerine birebir çarpma işlemi de kullanabilirsiniz. Bu önemlidir. Eğer bir bunu gömülü sistemlerde yapmak istiyorsunuz, kombinasyon tarafında bir yavaşlama söz konusuysa ya da fonksiyonu daha da hızlandırmak istiyorsunuz, kullanacağınız kernel simetrik bir yapıda ise, simetrik formda ise kombinasyon işlemi yerine korelasyon diyelim, ilinti diyelim, ilinti fonksiyonu kullanabilirsiniz. Yani bu şu demek, bunu alıyorum, doğrudan birebir çarpma işlemi yapıyorum. Bunu aldım, ilgili yere getirdim, birebir çarpma işlemi yaptım. Çarp topla, 9 eleman var. Buradaki değerlerini zaten, buradaki normalizasyonu gerek yok burada. Burada işlemimizi yapabiliriz. Peki, bununla ilgili başka detay verebilir miyim diye düşünüyorum. Bakıyorum kenar tespiti. Geçelim. Aklıma gelirse söylerim. Okey. Şimdi şöyle bir problem var. Geri geliyorum. Şimdi siz bir ortalama alma süzgeci yaptınız. Bir box filter kullandınız. Görüntü yumuşattınız, gürültü gidimi yaptınız. Ama sağdaki görüntüye bakın. Şimdi iyi güzel de bir problem var. Kenarları kaybettim. Yani kenarları kaybetmedim de kenarlar deformasyona maruz kaldı. Benim keşke kenarları ben korusaydım. Kenar bölgeleri dışındaki piksel değerlerine müdahale etseydim. İşte burada bilateral filtre devreye giriyor. Çok faydalı, oldukça faydalı. Tavsiye ederim bilateral filtreyi. Kenarları koruyan ortalama alma süzgeci ya da Gauss filtresi diyebiliriz. Kenarları koruyan Gauss filtresi diyebiliriz. Bunu nasıl yapıyor? Teknik detaya girmeyeceğim. Bakın burada bir space, iki tane değerimiz var. Sigma değerimiz var. Birisi mesafe olarak space weight ağırlıklandırması, mesafe üzerinden bir pikselin komşu pikseller olan uzaklıklarını dikkate alarak bir ağırlıklandırma yapıyor. Diğerinde ise ikincisinde orada da piksellerin ışıklılık değerleri dikkate alınıyor. Intensity değerleri. İşte bu intensity değerleri dikkate alındığı için kenar bölgelerini koruyarak bir süzgeçleme yapabiliyoruz. Görüntülü geniş imgesine bakalım en üst seviyede. Ortalama ile bir box filter olabilir bu. Bir noise filtering yaptık. Gürültü giderdik. Bakın hala gürültüler var gibi. Yüksek dereceli bir gürültü giderme filtresi uygulayabilirim. Bu sefer görüntüdeki detay da gidecek. Burası önemli. Bunu en üstteki görüntüyü bilateral ile süzgeçleme yaptığımda daha net,
En azından ortadaki görüntüye göre çok daha net bir görüntü elde ediyor. Peki. Bu arada tabii bilateral ile süzgeçlerinde de sigma S ve sigma R'ların parametresi de önemli diyelim. Morfolojik işlemler. Saatime bakıyorum 45. Bir 10 dakikayı hemen. Biraz Orson Hocam biraz geçmesinde bir saat mi oluyor? Tam bir saat mi oluyor? Biraz biraz sarkabiliriz. Yani bir 10 dakika 15 dakika sarkabiliriz. Çok kritik değil. Zaten bir 14 slide'im kaldı. Güzel. Hiç yok. Acele etmeden şimdi, rahatlıkla anlatabilirsin. Peki, tamam. Okey. Şimdi gelelim morfolojik işlemlere. Bu öncelikle şu bilgiyi verelim. Elinizde bir gri görüntü var ya da bir binary görüntü var. İkili görüntü. Yani bir 0-1 piksel değerlerini içeren görüntümüz var. Ya da 0255 seviyesinde piksel değerlerine sahip, ışıklık değerlerine sahip piksellerden oluşan bir görüntümüz var. Genellikle ekside ikili imgeler üzerinden yapılıyor. Ama dediğim gibi gri imgeler üzerinden de bu morfolojik işlemleri yapabiliyorsunuz. Nasıl konvolüsyon işleminde keyword, bizim anahtar kelimemiz kernel'dı. Kernel'ın yapısı çok önemli. Morfolojik işlemlerde de kullanacağınız structure element dediğimiz yapı elemanı oldukça önemli. Bakın sağ tarafta iki tane yapı elemanı verdim. Bir tanesi lineer yapı elemanı. Kaça kaçlık bu? 7, 3, 6, 3, 6, 7. 7 yedilik bir matris. Lineer formda. Üsttekine bakıyorum. Elips formunda. Birlerin şekline bakın. Birlerin olduğu pozisyonlara bakın. Bir elips formda. Farklı formlarda, farklı biçimlerde yapı elemanı tanımlayabiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Görüntü ikili imge üzerinde ekseri demiştim. Sınır çıkarımı, iskelet çıkarımı, görüntü giderimi ya da başka ve benzeri uygulamalarda bunu kullanıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Benim bakın burada birlerin olduğu yerler true olarak isimlendiriliyor. Yani işleme alalım. Biz bunu o ilgili pikselle seçelim. Sıfırların olduğu değerlerde hesaba katılmasın. Hesaba katılmasın anlamında. Bunu bir görüntü üzerinden bakmak gerekirse mesela bir yayma işlemi yapacağım. Soldaki üst, top left üstteki solda şu görüntüye bakalım. Bu görüntüyü bir yayma işlemi yapmak istiyorum. Yayma. Pikselleri kalınlaştırmak istiyorum aslında. İkili bir görüntüde komşu piksellerden herhangi birinin değeri 1 ise pikselin değeri 1 olarak ayarlanır. Geri geliyorum. 3'e 3'lük bir yapım var örneğin. Structure element 3'e 3'lük. Hepsinin değeri 1, 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 1 olsun. Hepsinin değeri 1 olsun. Bunu yine imge üzerine gezdiriyorum. Komşu piksellerden herhangi bir değerinin birinin 1 olması yeterli. Eğer komşu piksellerden herhangi birinin değeri 1 ise ilgilendiğim merkezdeki pikselin değeri 1 oluyor. Yani tıpkı bu bir veya işlemi gibi düşünebilirsiniz. Soldaki görüntüyü, şu görüntüyü yayma işlemine soktuğumda çıktı. Elde ettiğim çıktıya bakın arkadaşlar. Daha kalın bir görüntü elde ediyor yayma işlemi. Peki diğer zıttına bakalım. Aşındırma. Gürültü giderimi olarak da düşünebiliriz. İkili bir görüntüde komşu piksellerden herhangi birinin değeri 0 ise pikselin değeri 0 olarak ayarlanıyor. Yani o zaman şöyle bir şey diyelim. 3'e 3'lük bir yapınız var. Bunu gezdiriyorsunuz. İlgilendiğiniz araya tüm piksellerin değeri 1 ise mevcut piksel korunuyor. Okey? Yani mevcut piksel korunuyor. Herhangi birinin değeri 0 ise pikselin değeri 0 olarak ayarlanıyor. Bu durumda bir entlem işlemi hani olarak düşünebilirsiniz. Bir tane 0 olması bütün işlemleri yani bir tanesinin 0 olmasını bakmanız aslında şöyle de bakabilirsiniz. 7'ye 7'lik bir yapı var diyelim ki. 49 tane işlem yapacaksınız değil mi? 7 çarpı 7. Birebirlik yapıda 0 çıktı. Diğerlere bakmanıza gerek yok. Orada sonuç 0 zaten. İlgilendiğiniz merkezdeki pikselin değerini 0 olarak güncellediniz. Peki görüntü üzerinden konuşalım somut olarak. Soldaki görüntümüz bunun bir aşındır işlemine tabi tuttuk. Sağdaki bakın şurada bir artı işlemini yok ettik. Benzer şekilde line'ın ince olduğu,
çember gitti. Şuradaki noktalar gitti. İnce çizgiler gitti. Şuradaki kalın çizgiler ya da kalın şekiller size olarak, genişlik olarak küçüldü değil mi? Peki. Şunu o zaman deseniz ya desek ne olur, nasıl olur? Ya ben ince şekilleri gidermek istiyordum. Mevcut şeklimi kaybetmek istemiyordum. Korumak istiyordum. Mevcut şeklimin yapısını korumak istiyordum. O zaman da devreye açma ve kapama giriyor. Açma ve kapama. Peki, üçüncü morfolojik işlem, temel işlem. Önce aşındırma, sonra yayma yapıyorsunuz. Önce aşındırma, sonra yayma yapıyorsunuz. Bakalım. Aşındırma ne yapıyordu? Aşındırma inceleri yok ediyordu aslında. Çok böyle bakın şuradaki detaylar gitti. İnce detaylar gitti. Gürültüler gitti. Peki. Ama buralardan da bir kaybım var. Peki sonra yayma yaparsak ne olur? Olmayan bir şeyi tekrar getiremeyiz değil mi? Bu zaten gitti artık. Peki azalan bir şeyi eski haline getirebilir miyiz? Evet, onu da yayma yapabiliriz. Açma işlemi buna karşılık geliyor. Bakın çok net bir şekilde ortaya çıkacaktırız. Buradaki gürültülere gelmiş olur. Kapanmaya bakalım. Kapanmaya. Önce yayma yapıyorsunuz. Boşlukları doldurdunuz. Filling yaptınız. Tabii bir yandan şekliniz de büyüdü. Şuradaki şekil de büyüdü. Biçim değişti. Genel görüntünün biçimi değişti. Genel görüntüyü ben korumak istiyorum. Sonra ne yapacağız? Sonra aşındırma yapıyoruz. Bu da kapanma olarak karşımıza çıkıyor. Beşinci ve altıncı yaygın kullanılan morfolojik işlemleri de iskeletleme ve nesnelerin çevresini bulma olarak söyleyebilirim. Bakın burada yine şeklimiz var. Bunu morfolojik işlemlerle merkez bölgesini, iskeletini çıkartabiliyorum. Kullandığınız işlemlere göre, alanına göre işe yarayabilecek bir fonksiyon bu da işlem. Öyle söyleyeyim. İşe yarayabilecek bir. Benzer şekilde kontür bulmak istiyorsunuz. Bir para var. Madeni paralar olsun şunlar. Bu madeni paraların kontürünü bulmak istiyorsunuz. Aynı şekilde morfolojik işlemlerle bunu elde edebiliyoruz. Peki. Gelelim. Kademe kademe aşağı iniyorum. Çoklu görüntü işleme. Hani görüntüleri işleme demiştik ya. Çoklu görüntüye bakalım. Elimizde bir tane görüntü değil. Çok fazla görüntü var. Örneğin iki görüntü var. İki görüntümüz var. İki görüntü arasındaki farka bakıyorum. İki görüntü arasındaki farka baktım. Ne diyelim? Buna bir kalp damarlarının ortaya çıkarılması. Evet. Anjiyo testi yapacağız. Kalp damarlarının tıkanıklığının seviyesini ortaya çıkarmak istiyoruz. Önceki ve sonraki değişimler var. Öncesini almıştık. Sonra belli bir süre sonra yeniden görüntü aldık. Değişime bakmak istiyorum. İkisi arasında nasıl bir değişim var? Bakın değişimi aldığımda çok net aslında şurada göremiyorum. Ama bunu bir görüntü iyileştirme yaparak da görüntüyü daha anlamlı bir bilgi çıkarabilecek seviyeye getirebiliyorum. Bu da çoklu görüntü işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer yandan çoklu görüntü işlemi dediğimiz yapıya bakalım. İki kısımda inceleyeceğim. T anındaki görüntü üstteki şu, sol üstteki. Hemen altındaki görüntü de T artı X anındaki görüntü. Bakıyorum, birisi arka plan görüntüsü. Arabayı park ettim. 2 saat sonra, 10 dakika sonra tekrar bir görüntü aldım. Ya da otomatik alıyorum. Farkların mutlak değerine bakıyorum. Herhangi bir değişim yok. Dolayısıyla herhangi bir problem yok. Arabayı park ettim. Şu alttaki background imgesi bu arada. Ortadaki satır arkadaşlar background imgesi. Bakıyorum. Belli bir süre sonra yaya diyelim. Yaya gelmiş, arabanın etrafında geziniyor. Farkını alıyorum. Fark bilgisi bize belirgin bir şekilde bir obje olduğunu söylüyor. Açıkçası burada şöyle bir bilgi sunmak istiyorum sizlere. Hani kullanan var mı bilmiyorum ama Osman Hocam siz de devreye girersiniz sonunda. Bu smart kameralarda özellikle bu bir arada yaşama hani site içerisinde sitelerin artmasıyla beraber sitede ne yapıyoruz? Güvenlik görevlileri alıyoruz. Bir de CCTV ya da IP kameraları alıyoruz. Güvenlik diye. Bunlar depolanıyor, kaydediliyor. Okey güzel. Bir de güvenlik görevlisi alıyoruz. Bu görüntüleri inceliyor, bakıyor. Problem var mı yok mu diye. Tabii 24 saat bakamıyor. 8 saat bakamıyor. Sürekli bakamaz. Hani ben açıkçası çok da bir faydalısı olduğunu düşünmüyorum güvenlik görevlisinin. Acaba diyorum mevcut kendi yaklaşımlarımızla, görüntü işleme yaklaşımlarıyla bir smart kameralı bir modül geliştirip
Yine site etrafında kameralar üzerinden otomatik bir şekilde ben sıfır güvenlik görevlisi istiyorum. Kameralar sadece benim güvenliğimi kameralar sağlasın. Bir nesne geldiğinde bana alarm versin. Onun dışında bir tepki vermesin. Hani idle durumuna düşsün. Gibi bir şeyim var. Kafamda bir şey vardı. Acaba bu kullanan var mı bilmiyorum. İzmir'de, Kocaeli'de böyle bir sistem kullanan var mı? Bilemedim. Duruma göre bunun üzerinde de konuşabiliriz. Hani böyle bir projede olabilir. Ne bileyim. Duruma göre dediğim gibi konuşabiliriz sonra. Peki. Olmazsa olmazımız. Bunu da sondan bakayım. Sondan bir öncekinden. Görüntü işleme yaklaşımlarında uzay dönüşümü. Bunu da yer vermek istedim. Şu ana kadar bahsetmiş olduğum tüm konular zaman, uzamsal domain dediğimiz time domain, daha doğrusu time domain değil. Zamanlı işlem yaptım ben. Yeri geldiğinde zaman üzerinde yaptığınız işlemler size iyi çözüm vermeyebilir. Yeterince iyi çözüm vermeyebilir. Çünkü bilgi saklıdır. O bilgiyi çıkarmanız gerekir. Bu durumda uzay dönüşümü yapmanız gerekiyor. Uzay dönüşümü kaçınılmaz. Yani bir hani hepinizin bildiği ya da birçoğunuzun bildiği Fourier dönüşümü. Duymuşsunuzdur en azından. Fourier dönüşümü kullanmamız gerekiyor. Ayrık Fourier, ayrık kosinüs, ayrık sinüs dönüşümü, ayrık dalgacık dönüşümü, Hadamard dönüşümü. Bunları kullanarak, bu dönüşümleri kullanarak farklı bir görüntünüzü farklı bir platforma projekte ediyoruz. Öyle diyelim. Farklı bir platforma yansıtıyoruz. O platformlarda işlem yaptıktan sonra tekrar imgemizi, bulduğumuz sonucu geri çatıyoruz. Tekrar geri çatıyoruz. Bakın burada mesela ne diyelim, bir sıkıştırma işlem yapacağım. Bir Fourier dönüşümüyle, bir Hadamard dönüşümüyle, bir kosinüs dönüşümüyle bir sıkıştırma işlemi yapıyorum. 8'e 8'lik blok boyutları üzerinden yapıyorum. Fourier dönüşümü kullandım, kosinüs dönüşümü kullandım. Ve görüntümü yaptığımda geri çatılmış görüntüyle orijinal görüntü arasındaki alttaki görüntüden o fark bilgisini gösteriyor. Fark bilgilerin oldukça, bu arada internet bağlantım bir unstable durumuna geldi. Şu anda sesim geliyor mu, net mi? Hocam şu anda sesim yine. Orhan hocam az önce gitmişti. Eğer devam ederse gitme, videoyu kapatabilirsin. Tamam, okey. Fark ettim ben de. Okey. Şimdi şöyle toparlayayım bu slide'ı da. Zaman uzayında yeterince iyi performans elde edemiyorsak başka bir platforma geçmemiz kaçınılmaz. Başka platform dediğimiz ayrık Fourier dönüşümleri, frekans uzayına diyelim ya da frekans uzayına geçmemiz gerekiyor. Frekans uzayında işlem yaparak biz görüntü hakkında bilgi çıkarımını yapabiliriz. Peki, gelelim son parta. Seminerin son aşamasında sanayide ve endüstride görüntü işlemini biz nerede kullanıyoruz, nasıl kullanıyoruz, nasıl kullanabiliriz kısmına. Altta Kocaeli Üniversitesi Teknopark Anonim Şirket firmalarından diye bir ifade koydum. Mümkün olduğunca firma ismi hedef firma isim verebiliyor muyuz hocam? Hedef firmayı, işveren. Bence vermeyelim. Hiç firma ismi vermeyip sektör zaten anlaşılıyor. Bu otomotiv sektörü gibi duruyor. Tamam, sektör evet. İsmi verirsek yeterli tamam, olur. Tamam, firma ismi vermeyeyim. Otomotiv sektöründe bir siler kalite kontrol sistemi bu sistem. Bu kapı gövdeleri diyelim, arabaya monte edilecek partlar, kısımlar. Bunlara robot koluyla bir siler, yapışkan macun diyelim buna, yapışkan macun çekiliyor. Dolayısıyla bu işte arabaya da montajı yapılıyor, yapıştırma işlemi yapılıyor. Burada bir problem var, şöyle bir problem var. Robot kolu homojen siler çekemeyebiliyor. Homojen siler çekemeyebiliyor. Bazı bölgelerde fazla silah çekebiliyor. Bazı bölgelerde az silah çekebiliyor. Bazen de kopukluklar olabiliyor. Bu firma için, otomatik sektörünün firmaları için önemli. Neden önemli? Bunu güvenmek zorunda ama aynı zamanda kalite kontrolünü yapmak zorunda. Yapışkan macunun görevi yeteri kadar iyi çalışmaması durumunda yüksek maliyetli geri feedback olarak geri geliyor bunlara. Zarar diyelim. Şimdi burada şöyle bir problem de var. Bakın imgenin, soldaki imgenin sağ üst köşesinde bir yoğunlaşma var. Görüyoruz değil mi? Oradaki silerin şurasında sağ üst köşesinde bir yoğunlaşma var. Burada şöyle bir problem de olabiliyor. Acaba
Robot kola gerçekten onu bilerek mi yaptı? Bilerek mi? Orası önemli bir yer mi? Yoksa önemsiz, normal bir yer olup fazla mı çekti? Bunlar da önemli. Koca Üniversite Teknopark Anonim Şirket firmalarından bir firmanın bu konuda bir proje yürüttüğünü biliyorum. İşte buradaki hatalı bölgelerin, siler çekilmediği bölgelerin görüntü işleme yaklaşımlarıyla ortaya çıkarılması ve bunların konumlarının belirlenmesi üzerine çalışmalar yürütülüyor. Burada aynı zamanda sadece kopukluk olayı değil, kopukluk durumu değil, silerin flanşa olan uzaklığı, yani şu sınır kenarlarından flanşa olan uzaklıklarıyla ilgili bir bilgi çıkarımı da yapılıyor. Bunun devamında şöyle bir şey de hatırlıyorum. Bunu şu anda işlemler, görüntü işlemleri iki boyutlu uzayda yapılıyor. Bunu üç boyutlu uzaya taşıyıp, üç boyutlu ortamda aynı zamanda silerin depth bilgisi, yani derinlik bilgisinin çıkarımı da firma içinde önem arz edebiliyor. Bu da yine görüntü işlemeyle yapılabiliyor diyebilirim. Ya da yapılabilecek durumda diyebilirim. Peki. Saatime bakıyorum bir yandan. Güzel. Saat tam 3. 4-5 slide'im kaldı. Bundan sonrası tamamen sanayi ve endüstride görüntü işleminin kullanımıyla ilgili. Başka bir problem. Firma ismi vermiyorduk. Peki. İzmit'te bir firma diyelim. Kütük orman ürünleri firması bu. Kütükler şekilde gördüğünüz gibi geliyor. Bir kütük taşıyıcısı var. O kütük taşıyıcısı bandına konveyör diyelim buna. İlerliyor. Daha sonra kesim işlemlerine tabi tutuluyor. Farklı ebatlarda kesim yapılarak palet gibi ürünler çıkartılıyor. Burada bir problem var. Kesim işlemi şöyle biraz kütüğün başından, biraz ortasından, biraz sonundan manuel olarak bir hesap yapılarak kütüğün hacmi çıkarılıyor diyelim. Manuel olarak hacmi çıkarılıyor. Bu hacim bilgisinden yola çıkarak kesim işlemi bu şekilde yapılıyor. Ancak burada bir problem var. Şöyle bir problem var. Firma kütüğün hacminin net bir şekilde çıkartılması belirlenmesini istiyor. Kütüğün hacminin net bir şekilde belirlenmesini istiyor. Bunu maliyetini firmanın tabii karını yüksek tutmak zorunda. Buradaki verimliliği arttırmak istiyor. Özetle verimliliği arttırmak istiyor diyelim. Burada yine çok boyutlu ya da derinlik algılayıcı kameralarıyla yine Koca Üniversite Teknopark AŞ firmalarından bir firmanın bu konu üzerinde çalışma yaptığını söyleyebilirim. Burada hacim bilgisi çıkarılması gerekiyor. Kütüğün hacim bilgisinin çıkarılması gerekiyor. Aynı zamanda bunun bir bilgisayar görü yaklaşımını kullanarak da bu alınan görüntülerin, işlenen görüntülerin rejistre edilmesi gerekiyor 3 boyutlu uzayda. Yine bir aslında 3 boyutlu reconstruction diyelim biz buna. Dolayısıyla son bir aşama daha var. Tabi o görüntü işleme değil. İşin optimizasyon kısmını şöyle düşünün. Elinizde ister 2 boyutlu bir levha olsun ya da 3 boyutlu bir hacim olsun, bir cisim olsun. Bunun kesiminin optimizasyon kullanarak en uygun şekilde ben bunu nasıl kesebilirim? Tabii isterler de olması lazım. Belli kısıtlar olması lazım. O kısıtlar altında kesim işlemi yapmak istiyorum. Buradaki problem de bu şekilde söyleyebiliriz. Yani görüntü işleme, bilgisayar görüntü optimizasyonun kullanım şekli. Peki. Tekstil üretimi. Şimdi sağ tarafa bakalım. Small, medium, large, x-large, x-small, x-x-large. Bunları elveda diyorum ben artık. Bunları elveda diyorum. Bilmiyorum aktif bunu şu an kullanan şey var mı bilmiyorum. Mağaza AVM var mı bilmiyorum. Yurt dışında olabilir. Türkiye'de de emin değilim. Sektör buraya kaymış artık. Bunlara kaymış öyle söyleyelim. 3 boyutlu reconstruction. Siz bir gittiniz AVM'ye. Sizin 3 boyutlu bir modelinizi çıkarıyor aslında. Öyle söyleyelim. Size artık bir üretilirken online sipariş veriyorsunuz tabii yine. Bir medium, bir small, bir large şeklinde ürün gelmiyor. Belki S ile M arasında bir beden gelecek. Belki M ile L arasında bir beden gelecek. Vücudunuza göre custom bir ürün üretilerek size ulaştırılıyor. Tabii burada siz burada sahnede yine çok birden fazla bir image device dediğimiz görüntüleme aletleriyle 3 boyutlu modelinizi çıkarttırdınız diyelim. 3 boyutlu model işlendi. Daha sonra bu veri ilgili merkezi birimi gönderildi.
Sizin bedeniniz artık ortaya çıktı. Bu bedeninizi kullanarak matematiksel olarak diyelim ya da üç boyutlu şeklinizi kullanarak custom bir ürün üretimi, tekstil üretimi kullanılacak durumda ya da kullanılıyor. Buraya net bir şekilde söyleyemiyorum emin olmadığım için. Peki. Yine bu arada bununla ilgili detayı şu altta bir link verdim. Onlardan oradan bakabilirsiniz. Oradan faydalanabilirsiniz. Başka bir görüntü işleme kullanımı cam yapıştırma kalite kontrol sistemi. Bu da otomotiv sektöründe kalite kontrol amaçlı kullanılan bir yaklaşım. Camların işte kapıdaki benzer bir olayı burada söyleyebilirim. Araçların monte edecek camları da bir siler çekiliyor diyelim. Yapışkan macun diyelim. Bunların acaba kalitesi kontrol ediliyor. Yeteri kadar iyi macun çekilmiş mi, çekilmemiş mi? Boşluk var mı, yok mu? Yani bir okey, bir not okey bilgisi isteniyor sizden. Bunu da görüntü işlemi yaklaşımı kullanarak çıkartılmış diyebilirim. Burada tekrar önemli vurgulamakta fayda mı görüyorum? Elektromanyetik spektrum çok önemli. Burada elektromanyetik spektrum çok önemli. Neden? Imaging device olarak ele alıyorum ben bunu. Görüntüleme cihazı olarak neyi kullanacaksınız, hangi kamerayı kullanacaksınız gibi ele alabiliriz. Ne tür dalga boylarını kullanacaksınız örneğin. Peki. Fraunhofer'dan bir link aldım. Araç gövdesi kalite kontrol sistemi. Kullanılan bir sistem. Artık araç gövdesi üretimi bitti. Boya işlemleri bitti. Montaj yapıldı gibi diyelim. Temel montajlar yapılıyor. Daha sonra kameraları görüyorsunuz orada. Çok fazla kamera kullanarak kalite kontrol sistemi yapılıyor. Bunu ister boyanın yüzey kontrolü olarak ele alın. Homojenlik kontrolü. İster ne diyelim bir yüzeyde girinti çıkıntı var mı? Ya da çizik var mı? Problem var mı? Kalite kontrolü aklınıza ne gelirse bunu yine araç gövde kontrolü kalite sistemi olarak araç gövdesi kalite kontrol sistemi olarak ele alınıyor. Alttaki linke dikkat edelim lütfen. Burada yine ulaşabilirsiniz. Kapatılmış, ilginç geldi bana çünkü. Kapatılmış, yani mühürlenmiş diyelim ona. Orada bir marka var ama o kadar önemli değil herhalde olsun hocam değil mi? Knorr markası. Kapatılmış ürünlerde mühür kontrolü. Burada bir defekt var mı, kusur var mı? Bunun görüntü işleme temelli tespiti diyelim. Burada yine kullanılan görüntü işleme yaklaşımlarıyla buradaki mühürlenmiş kısmı, etiket kısmı diyelim artık. Orada bir deformasyon var mı yok mu? Bunun kalite kontrolü yapılıyor. Lastik sektörü. Evet. Lastik sektörü üzerinde lastikler üzerinde barkodlar, QR kodları, DAT kodlar ve renk kodları oluyor. İşte DAT kodu aracın ne zaman üretildiği, hangi yılda üretildiği, ay yıl olarak bilgisi. QR kodu sağ taraftaki şekillerden görebilirsiniz. Bunlar yine görüntü işleme, temelli görüntü işleme yaklaşımları kullanılarak lastikler üzerinde bilgilerin hani kalite kontrol olarak bakalım biz bunu yine diagnostik olarak da ele alabiliriz. Bilgi çıkarımları yapabiliyor. Yani bunları işte burada ne varmış mesela bu linkten almıştım ben. Barkod okuyucular var. DAT kod okuyucular var. Onun için DAT kod okuyucuları için 3 boyutlu bir sensör kullanımı. 4 tane 4K'lı renkli line scan kameralar kullanılmış burada. Peki. O zaman son slaytımı, sondan bir önceki slaytımı şöyle bir slaytla bitireyim dedim. Zorluklar. Görüntü işleme projesi yapacağız. Hani burada neleri dikkat etmeliyiz? Hani bir özetleyebilir miyiz derseniz. Aydınlatma. Aydınlatma maalesef en görüntü işlemede en kırılgan kısım. Aydınlatma çok önemli. Aydınlatmanın dengesini iyi tutmamız gerekiyor. Farklı türde aydınlatma şeyleri var. Hani halk ışık, yuvarlak, çubuk ışık, arka ışık aydınlatmaları şeklinde. Aydınlatmanın türü, derecesi bunlar görüntü kalitesini etkileyen faktörler haliyle. Sizin bir kere görüntüyü net bir şekilde almanız gerekiyor. Bu yüzden aydınlatma seçimi. Aydınlatma koşulu. 2. Kamera seçimi. Hangi kamerayı kullanacaksınız? Sensör boyutları ne olacak? Çözünürlükleri ne olacak? Benzer şekilde hangi lensi seçeceksiniz? Görüş açıları ne olacak? Bunlar da yine görüntü işlemede
bunu tabii varsayımı şunun üzerine kuruyorum. Elinizde görüntü yoksa, görüntü capture edecekseniz ne tür kamera kullanacaksınız? Yani hangi tür kamera? 3 boyutlu mu, 2 boyutlu mu? Lazer kullanacak mısınız? Bir kere o imici oluşturmamız gerekiyor. 2 boyutlu imici ya da 3 boyutlu imici oluşturmamız gerekiyor. Peki, gürültüye bakalım. Harici, dahili gürültü. Bunu şöyle ifade edeyim. Harici, dahili gürültüden kastım şu. Bir sensörden kaynaklanan CMOS, CCD sensörlerden bahsetmiştim. Kamerada da bulunan retina demiştik değil mi biz bunu? Harici dahili gürültü CMOS ve CCD sensörlerinden kaynaklanan, cihazdan kaynaklanan gürültüler. Bir de harici mevcut doğada ortam bulunan gürültüler var. Bu gürültüleri de olmazsa olmazımız bizim bu gürültüler. Bu gürültüleri gidermemiz gerekiyor. Tabii hangisi daha öne dikkat çekiyor? Harici gürültüler bizim aldığımız o artık kamera gürültüleri oldukça CCD, CMOS gürültüleri çok şey değil hani ne diyelim çok fazla olmadığını söyleyebilirim tabii ama esas önemli olan harici gürültüler. Yazılım C++, C# kullanabilirsiniz. MATLAB kullanabilirsiniz. Python kullanabilirsiniz. Burada tavsiyem şudur. Bir görüntü işlemi yapacaksanız C++ koduna girmeyin. C tarafına girmeyin, C# tarafına girmeyin. Önce ürünün prototipini diyelim artık geliştirme kısmında hemen sonuç alabileceğiniz, debug kısmının kolay olacağı MATLAB, Python türlü R olabilir yazılım dillerine başvurmanız sizin lehinize olacaktır. Peki, kamera seçimi, lens seçimini söyledik. Hangi tür kamera kullanacaksınız? Onu söylemiştik. Aydınlatmayı söyledik, gürültüyü söyledik, yazılımı söyledik. Teşekkürlerle bu semineri noktalayayım sizlere. Peki Orhan Hocam, çok teşekkür ederim. Genel kapsamı gayet iyi anlattığım bir seminer oldu. Şimdi soruları alacağım. Dediğim gibi soruları olan chat kısmından yazabilir. Ben şu an 2-3 tane soru görünüyor. Sırayla okumaya başlıyorum. Bu arada da yeni soru varsa onları da alabiliriz. İlk soru Ayşegül Eker'den geliyor. Soru şöyle, az sayıdaki görüntüyü derin öğrenme ile işlemenin data augmentation dışında bir yolu var mıdır? Yani görüntü sayısı artırmanın ya da az sayıda görüntüden az sonuç almanın bir yolu var mıdır? Gibi bir soru var. Tam bir görüntü işleme sorusu değil. Okuyayım hocam. Az sayıda görüntüyü derin öğrenme işleminin dışında bir yolu var diyor. Yani görüntü sayısını arttırmanın ya da az sayıda görüntüden iyi sonuç almanın bir yolu var mı? Yani bunu şöyle diyelim, şu sorudan şöyle bir çıkarım yapıyorum. Şimdi aslında derin, şu andaki güncel şeyden bahsedeyim. Az sayıda datadan da derin öğrenmeyle bir işlem yapılıyor. Şimdi trend konulardan birisi o. Hani biz biliyoruz ya derin öğrenme çok fazla görüntü istiyor, veri istiyor. Şu andaki güncel trend konu az sayıdaki görüntüyle derin öğrenmenin bir arada kullanılması. Bilmiyorum orada tam bir cevap verebildim mi? Burada görüntü sayısı arttırmaya da az sayıda görüntüden iyi bir sonuç. Ben ufak bir ek yapabilirim. Dediğin gibi az sayıda görüntü üzerinden train yapma konusu güncel bir konu. Bu konuda çok yakında çıkan paperlar var. Hatta ben bir tanesini şu an chatten gönderiyorum. İlgili arkadaş bakabilir. Self-supervised learning denen bir teknik bu amaçla kullanılıyor. Yani az datayla modelinizi eğitiyorsunuz. Bunu bir öğretmen olarak kullanıyorsunuz. Elinizde diyelim 1000 tane sadece etiketli data var. Bu 1000 tane etiketli datayla modelinizi eğitiyorsunuz. Daha sonra etiketsiz datalarınızı bu az eğitilmiş modelle, yarı öğretmen modelle etiketlemeye başlıyorsunuz. Sonra bu yeni etiketlediğiniz dataları eğitim sırasında kullanıyorsunuz. Buna self-supervised learning ya da self-training diyebiliriz. Bununla ilgili güncel çalışmalar var. Son bir yıldır da bu konu çok güncel bir konu. Yani veri sayısını artırma, data augmentation tarafında da çok güzel augmentation teknikleri çıktı son bir yılda. Bunlar incelenebilir. Ben de ufak bir yapmış olayım. Derin öğrenme doğrudan çalıştığım bir alan olmadığı için ben de ufak bir ekle katkı vermek istedim Orhan Hocam. İkinci soru şu Baki Çapa'dan geliyor. Resim üzerinde tespit edilen bir objenin farklı bir resimde tespit ettiğimizde ne kadar döndürüldüğünü nasıl karşılaştırabiliriz? Örnek verirsek bir A harfini biliyoruz. Başka bir resimde dönmüş A harfinin kaç derece rotasyon uygulandığını nasıl buluruz? Rotasyon nasıl bulunurla ilgili bir soru aslında. Bunu şöyle söyleyeyim. Öncelikle bunu hem zaman uzayında hem de frekans uzayında yapabilirsiniz. Frekans uzayında iki objeyi
frekansları incelediğinizde size bir rotasyon bilgisine ait bir bilgi çıkacak. Onu net bir şekilde söyleyeyim. İkinci kısmı bir algoritma üzerinden konuşayım. SIFT algoritması örneğin. SIFT algoritması. Öz nitelik çıkarım da diyebilirsiniz. Bunu ya da K-dedektör diyelim. İlgin noktaların çıkartılması. Bir objeniz var. İlgin noktaları çıkardınız. İlgin noktaları biliyorsunuz. İki görüntü arasında bir matching yapıyorsunuz. Ne diyelim? Bir X görüntüsü var. Bir de Y görüntüsü var. X arasında bir rotasyon var diyelim ki. Okey. X görüntüsündeki ilgin noktalarla Y noktasındaki ilgi noktalar, K point dediğimiz daha doğrusu, noktalar arasında nasıl bir ilişki var? O ilişkiyi bir matris, bir vektörel işlemler ya da bir lineer algebra kurup buradan rotasyon bilgisini çıkartabilirsiniz. Peki, yani çok basit olarak hani çok öğrenci işi bir şey olacaksa da görüntüyü alırsınız, işte bir derece döndürüp ondan sonra korelasyona bakabilirsiniz. Hani buradan başlayıp Orhan Hoca'nın dediği gibi key pointleri match etmeye kadar giden, hop feature'ları match etmeye kadar giden çeşitli yöntemler bu amaçla kullanılabilir. Performans ve şeye bakmak lazım. Hani ne kadar budget'ınız var ona bakmak gerekiyor. Bir soru daha var Barış Çapa'dan. 32. slide'da ortamdaki ışık değişken gözüküyor. Böyle bir ortamda renklerin homojenliği nasıl tespit edilebilir? Bakalım o slide'a gidelim. 32. slide. Işık değişken gözüküyor. Böyle bir ortamda renklerin homojenliği. Şunu demek istiyorsun aslında. Mevcut görüntülerde illuminans dediğimiz ışık acaba bizim aldığımız görüntüyü etkiliyorsa biz bunu nasıl önüne geçebiliriz diyorsun herhalde Bakim. Bunu anlıyorum sorudan. Şöyle yaklaşımlar var. Aydınlatmadan bağımsız, illumination invariant dediğimiz ya da rotation invariant dediğimiz yaklaşımlar var. Siz burada bir ortalama, bir normalizasyon işlemi yapıyorsunuz. Şöyle düşün. Işıklık değişimini bir offset olarak düşün. Offset. DC offset gibi düşün. Eğer bu ışıklık değişimini sen elimine edersen, bunun ortalamasını sıfıra çekersen ışıklık değişimini, yani dataya bir ortalama alarak ortalaması ya da dataların ortalamasını alarak her bir datayı ortalamadan çıkardığında datayı zaten merkeze çekmişsin demektir. Bir nevi ışıklandırma etkisinden de bir nebze kurtarmışsın demektir. Böyle bunu söyleyebilirim. Peki. Bir soru daha geldi Yasemin Çelik'ten. Görüntü işlemede anomali konusunda endüstride birkaç örnek verebilir misiniz? Anomali. Okey. Şimdi anomali olayında şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Görüntü işlemiyle anomali yapmak çok zor. Bence. Bu benim düşüncem. Bunu slide'ın ilk başında şey demiştim. Dolaylı kullanım demiştim. Burada kesinlikle şunu kullanmak gerekiyor. Machine learning tabanlı bir uygulama, hani demiştim hani bir git gel yaşamıştım ben. Hani görüntü işlemi bıraktım, makine öğrenmesine başladım, tekrar geri geldim vesaire. Burada makine öğrenmesi tabanlı bir çözüm bulmanız gerekiyor bence anomali detection'da. Tek başına görüntü işleminin kullanıldığı bir örnek bilmiyorum açıkçası. Bilmiyorum. Hani iyi sonuç vereceğini de sanmıyorum. Öngörüm o şekilde. Bir de şunu söyleyeyim. Burası önemli. Endüstride siz image processing kullanmamızın sebebi şu. Belki bunu bahsetmedim ama bu önemli. Piksel başına hassasiyet dediğimiz bir kavram var. Piksel başına hassasiyet. Şimdi sizden şey istiyorlar. Diyorlar ki işte hassasiyetimiz 1 santim olsun, 0.5 santim olsun, 0.1 santim olsun, 1 milimetre olsun. Bu hassasiyeti makine öğrenmesinde, derin öğrenmede yakalamanız çok zor. Çok zor. O yüzden bu kalite kontrol sistemi için image processing biçilmiş kaftan diyorum ben. Hani o hassas, yüksek hassasiyet dediğimiz kısmı verme konusunda görüntü işleme ön planda. Ama bu kadar hassasiyetin yüksek olmadığı, hani burada bir anomali detection'ı var mı? Şöyle anomali detection'ı. Bunu şöyle örnek verelim. İşte iki kişi kavga ediyor. Kavga etmeye başladı. Ya da koşmaya başladı. Buradaki bu kişinin bir şekilde ne dediğin konumlarının çok doğru olmasına gerek yok. Yani benim için şu gerekiyor. Anomali detection. Burada bir kavga var mı yok mu? Ya da burada bu çanta, burada bir değişim var mı yok mu? Bilgisi ön planda. Bir sınıflandırma tabanlı bir bilgi gibi düşünün bunu. Dolayısıyla burada daha çok işte makine öğrenmesi, derin öğrenmesi tabanlı algoritmaların kullanılması daha anlamlı diyebiliriz.
anomali konusu. Endüstri bilmiyorum ama. Endüstri tarafıyla ilgili ben ufak bir ekleme yapabilirim. Hani Orhan Hoca görüntü işlemeyle makine öğrenmesini ya da derin öğrenmeyi bir miktar ayırt ediyor ama onlar aslında bir miktar iç içe de geçmiş durumda. Hani evet. Ham görüntü işlemeyi tek başına kullanmak çok kolay değil. Mutlaka arkasına bir makine öğrenmesi tekniği koyuyoruz. Ya klasik makine öğrenmesi tekniklerini ya da derin öğrenme tekniklerini birlikte koyarak kullanıyoruz. Bu açıdan hani sorunuzu ben tek başına görüntü işleme değil de görüntüyü kullanarak anomali tespiti yapılır mı diye yorumlayıp şöyle bir cevap vermek istiyorum. Var böyle sistemler var. Örneğin ambalaj üretiyorsunuz. Ambalajın üzerindeki logolar düzgün bir şekilde basılmış mı? Renkler düzgün bir şekilde basılmış mı? Örnek uygulamalar. Ya da bizim de bir yaptığımız, endüstri için yaptığımız üniversite öğretim üyesi olarak bir ARGE projesi. LCD ekranlardaki ölü pikselleri bulmak. Örneğin üretim sırasında bir ya da LCD'nin üretiminde ya da televizyonun üretiminde bir ölü piksel var. Bu ölü piksel tek piksel kocaman ekran üzerinde bunu bulmak gerekiyor. Bunları anomali olarak sınıflandırıp bunları bulan yöntemler, görüntü işleme artı makine öğrenmesi tabanlı yöntemler mevcut. En yaygın kullanımlarından bir tanesi de bu aslında. Hani endüstride sayma amaçlı kullanılıyor kalite kontrolde görüntü işleme ve makine öğrenmesi. İşte kaç tane ürün ürettiniz, bunun için kullanabilirsiniz. Ya da mevcut üretim hassasiyetlerinizin içinde misiniz? Bir defekt var mı? Bunu tespit etmek için kullanıyorsunuz. Burada da görüntü işleme artı makine öğrenmesi birlikte kullanılıyor. Hı hı. Başka bir soru şu an için ben göremiyorum. O zaman yavaş yavaş sonlandırabiliriz. Orhan Hocam, sunumun ve katkıların için çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle Mayıs ayındaki seminer serimizin sonuna geldik. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.